Şimdi burada şöyle yapayım ki yukarıda olsun, hem şey bakalım. Fx 3x artı 1 fog verilmiş. G'nin türevinde 1 diyor. İlk önce burada ne olacak? Bir ona bakalım. F içine giren değeri ne yapıyormuş? 3 ile çarpıp 1 ekliyormuş. Yani f gx de o zaman 3 tane gx artı 1 olur. Bu da x kare artı 4x artı 1. Biz iki tarafın türevini aldığımızda, evet, 3 çarpı g'nin türevinde x eşittir 2x artı 4. X'e 1 verdiğimizde de 3g'nin türevinde 1 eşittir 2 artı 4'ten 6. Demek ki g'nin türevinde 1 bize 3'ü ver, şey 2 verecekmiş. Olmuş. Sağdaki soruyu da çözelim. Böyle hepsini beraber götürelim. Bu f'in türevinde x 2 yöne düşecek. Kuvveti biraz alt. Sonra yalnız da biraz şöyle bir sıkıntı mı diyelim artık. İçinin türevi olacak. O da bölmenin türevinden gelecek yalnız. X eksi 1'in türevi 1. X artı 2 eksi x eksi 1 çarpı 1. X artı 2'nin karesi. Bu bölmenin kuralının yerleştirilmesi. Eksi 1 koyacağım. F'in türevinde eksi 1. 2 gelecek. Eksi 1 eksi 1 eksi 2. Eksi 1 artı 2 o 1. Şuraya bir bakalım ne geliyor. Eksi 1 artı 2'den öncelikli olarak 1. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 geliyor. Artı 2'ye dönecek. Eksi ile beraber. Eksi 1 artı 2'den 1. 1'in karesi 1. Burası 3 geldi. 2 2 4 eksi 12'ymiş o zaman. Yani Adana'ymış. Bunlar işte bileşke, birazcık da düzgün yapıldığında çok da zor olmayan sorular. Şöyle. Şimdi fx verilmiş. Bu ifade delta x de belirtilmiş. Biz bunu daha önce ne yapmıştık? İşte şuraya h demiştik. O zaman burası da h. Burası da h olunca bu f'in türevinde x demek esasında. Hatırlarsın, o ilk başta bir x sıfıra giderken yapmıştık türev olarak. O initial value, belli başlı değerlerde oluyor demiştik. Genel bir şey yapmak istersek de x artı h mantığını kullanmıştık. Orada delta x demiş. Ben onu h'a çevirdim. Yani şurada tekrar geri dönmek gerekirse. Yani o delta x'lerin hepsi h esasında, gördüğün gibi oradan aynı şey olacak. Yani uzatmayayım. F'in türevinde x soruluyor. Bu arada kök u'nun türevini hatırlayalım. Kök u'nun türevi. U'nun türevi bölü 2 kök u yapıyor. Du. O zaman biz bunu f'in türevinde x desek 4x eksi 2 mi oluyor? Evet. Bölü 2 çarpı kök içindeki 2x kare eksi 2x artı 3 oluyor. Sonra efendim bu ikiler sadeleşince de 2x eksi 1 bölü kök içindeki, yok yanlış yazıyorum, bir tane daha geri gelmem gerekiyormuş, 2x kare eksi 2x artı 3. Şimdi bu yanlış değil. Fakat şıklarda fx türünden olduğu için ne yapmam lazım? Düzgün cevaplamam lazım. 2x eksi 1 var. Bu köklü ifade yerine, yani şuraya, şunun yerine bakın. Ne yazılabilir? Fx yazılabilir. Bak, fx'in çünkü gördüğünüz üzere şeysi bu. Dur. Kalemi yanlış aldım. Burası o zaman 2x eksi 1 bölü fx olarak karşımıza geldi. Cevap olmuş. Beşinci soruda zincir kuralı var.
var. Nedir zincir kuralı? Şimdi tamam, dx bölü dt. Biz burada şöyle diyeyim, dx dt. X'i tamam işte t'yi z yerine, z'yi y yerine zıt bir zincir oluşturduk ama x'in y'ye göre türevi alınacak. Dx bölü dy. Y'nin z'ye göre türevi alınacak. Z'nin de t'ye göre türevi alınırsa bu daha rahat olacak. Yani burada x dx bölü dy yerine dx bölü dy yerine ne yazacağız? 2'ye yazacağız. Bu dy bölü dz yerine de 1 bölü 2 kök z yazılacak. Çarpı z'nin de t'ye göre türevi. Ha, ona bir bakalım. Burasını istersen bölmeye göre türev alalım. dz bölü dt. Birin türevi 0, 2t dursun. Eksi 2t'nin türevi 2 çarpı 1 bölü 4 t kareden. Burası o zaman eksi 2 bölü 4 t kare. Eksi 1 bölü 2 t kare geldi. O zaman burası da eksi 1 bölü 2 t kare. Şimdi yalnız buradan t'ye 1 ver, 1 bölü 2 vereceğim. Tamam da t'ye 1 bölü 2 verince z ne olacak? Bakalım. Z'miz bakın burada yerine yazacağız. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den bu 1 geliyor. Z 1 olunca y ne olacak? O da 1 olacak. Çünkü kök 1 geliyor. O da 1. O zaman y'nin yerine 1, z'nin yerine 1, t'nin yerine 1 bölü 2. Bunları yazarak bunu bulalım bakalım. 2 çarpı 1. Yok, yanlış yaptım. Artı değildi. Çarpı olacak değil mi? Çarpı 1 bölü 2 çarpı kök 1 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı karesi 1 bölü 4. Bunlardan kurtuluyoruz. Şurayı sağa değiştiriyoruz. 2 oluyor ama taklaşıp eksiyle çarpınca sonuç eksi 2 olacakmış. Bu bir değerine bakacağız. Şimdi burada mutlak değer olduğu için biraz kritik değer gelirse soldan sağdan incelemek gerekebilirdi. İsterseniz bunu bir bileşke fonksiyon türevi şeklinde yazalım. F'in türevinde G1 çarpı G'nin türevinde 1 oluyordu bu. O zaman da G1 lazım. Bir önce G1'i bulayım gel. G1 1 eksi 3 yani eksi 2. Bana diyor ki o zaman bu F'in türevinde eksi 2'yi bul. G'nin türevinde 1'i bul. G'nin türevi kebap. G'nin türevi direkt 2x eksi 3. Oradan buluruz. Da şu mutlak değer işini nasıl yapacağız? Bir bakalım. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer içini sıfır yapmıyor ise ya pozitif ya negatif yapacak. Doğal olarak pozitif yapıyor ise pozitif halini çıkarıp o fonksiyon türevini alıyorduk. Negatif yapıyorsa fonksiyon içini negatif halini çıkarıp onun türevini alıyorduk. Ama içini sıfır yapıyorsa bir sol bir sağ yani bir artılı bir eksiği çıkarıp onların ikisinin türevine bakıyorduk. Orada biraz soru işareti olabiliyordu, olmayabiliyordu. Şimdi burada eksi 2 değerini koyduğunuzda bu mutlak değeri eksi 2 değerini koyduğunuzda artı. Eksi 2 değerini burada koyduğumuzda ne oluyor? Eksi 4 geliyor. Eksi 1 ile beraber. Eksi 5. Lafın özü burası eksi gelecek. O zaman ben bu fonksiyonu şöyle dışarı çıkaracağım. Fx 1 eksi 2x. Öbürkü de eksiyle çarpılıp eksi 2x artı 1 artı x kare gelecek. Eksiyle çarptığımızda evet. Şimdi gelin bunun türevini alalım. F'in türevinde x. Bir zaten türevi 0. Eksi 2. Eksi 2 artı 2x. Sonuç 2x eksi 4. O zaman biz bunları bir F'in türevinde eksi 2 yaptığımızda 2 ile çarpacağız. Eksi 4 eksi 4 eksi 8. G'nin türevinde 1'e bakacağız. G'nin türevinde 2x eksi 3'tü. O da 2 eksi 3'tü. O da eksi 1 geliyor. Demek ki burası eksi 8. Burası eksi 1 çıkacak. Sonuç ise
Artı eksi çıkacak yalnız. Orada dikkatli olmak lazım. Burada hafif or mutlak değer durumu dikkat etmek gerekecek. Sağda da üstel fonksiyon var gibi gözüküyor ama esasında yok. Neden yok? Fx px'in ln, hatırlarsan tabanla bunlar yer değiştiriyor. Ln de 1 olunca px'in birinci kuvveti px oldu. Şimdi burada yerine koyduğumuzda 2 pi eksi 2 pi geliyor. Çünkü burada f2 koyduğunda 2 pi gelecek. Bu 0 bölü 0 geliyor. Şu L'Hopital'den şunu yapabiliriz. Limit. Ya bunu yerine yazıp da yapılabilir. Orada ortak parantez de alınabilir. Çok da zor değil ama onu bir hatırlatmak istiyorum L'Hopital'i. 2 pi eksi fx bölü bir yazayım ilk önce. 2 eksi x. Burada 0 bölü 0 olunca şöyle yapabiliyoruz. Limit x 2'ye giderken x'e göre türev alacağız. Bu 0. Bu da eksi f'in türevinde x bölü eksi 1 gelecek. F'in türevi eksili önde kasıyla. Bu o zaman bana f'in türevinde x'i 2'yi soruyor pardon. Fx bu ise bu arada f'in türevini aldığınızda standart pi gelecek. Hangi değer olursa olsun pi gelecek. O zaman bunun cevabı da pi. Ne oldu? Kalem 2'de baktıkmış. Burada fx verilmiş. Türevini alalım. 6x. G'nin türevinde önce 2x eksi 1 çarpı 2. İçinin türevi oluyor tabii. Burada x'i 1 verdiğimizde neler geliyor bir bakalım. F'in türevinde 1 geliyor. Tamam zaten aradığım şey 6. 2 tane g'nin türevinde de 1 geliyor. Burası da 1 zaten. 6 artı 2 8. Burada bu ifadeyi bir yazalım. Yani fx acaba ne? 1 koyduğunuzda x üzeri 7. 2 koyduğunuz 8, 9 ve 10. Şimdi burada yüksek mertebeden türevi yaptığımızda hatırlayacaksın. Mesela x üzeri 7'nin 10. türevi 0 olacak. Yani burada d 10 bölü d x üzeri 10 fx. Bazen parantez yazıyorlar, bazen yazmıyorlar. D fx. Burada x üzeri 7'nin 2 0 olacak. X üzeri 8'in 2 0 olacak. X üzeri 9'un 2 0 olacak ilk önce. Çünkü onlar mesela 7'ye kadar bir değer geliyor. 7'den sonrakilerde artık sabit sayı geliyor 7. türevinde çünkü sıfırlanıyor. 8'de 8. kuvvete 8'in türevine kadar bir değer geliyor. 8. türevde tam bir sabit sayı geliyor. Türev 9'a geçince sıfırlanıyor gibi. Şimdi bunun x üzeri 10'u burada bize sayısal değer verecek. Şimdi 1. türevi 10 çarpı x üzeri 9. X üzeri 10'un 2. türevi o zaman 10 çarpı 9 çarpı x üzeri 8. Hadi bir tane daha yapalım. X üzeri 10'un 3. türevi de o zaman 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı x üzeri 7 diye geçecek. O zaman bu 10. türevde dikkat ettiysen 1'de bir tane çarpan var. 2'de 2 tane çarpan var. 10'da 10 tane çarpan olacak. 10, 9 o zaman 1'e kadar geleceğiz. Çarpı x üzeri 0. Ki burası zaten 1 gelip bu işlemin sonucu 10 faktörel olarak karşımıza gelecektir. Hocam. Evet. Bir geri gelebilir misiniz hemen? Evet geldim. Şeyde paydaya yazdığımız dx üzeri 10 var ya. Evet. O 10 yerin 10 d'nin üzerinde olsaydı olabilir miydi öyle bir şey yani? Bu matematiksel notasyon olarak böyle kabul ediliyor. Yani hep böyle göreceksin. Yani tamam hocam. Bu şekilde yazılıyor o şey. Burada d'nin üstünde, burada x'in üzerine yazılıyor. Bu biraz matematiksel bir şeyden kaynaklı. Yani bu şekilde olacak diyeyim ben sana. Fazla o işi kurcalamayalım. Yani çok bir şey değişmeyecek. Yani orada 10. türev olduğunu bil yeterli. Tamamdır hocam. Peki.
Bunu bahsettiğimiz için artık rahat çözeceğiz. Yarıçapı 3 saniyede 3 santimetre büyüyen küre şeklindeki bir balonun yarıçapı 2 santimetre olduğundaki yüzey alandaki değişim hızı, anlık hız diyor. Ne demiştik bunu? A eşittir 4 pi r kare. dA bölü dt bizim türevimizdeki anlık değişim. Bu da 4 pi çarpı 2 r çarpı dr bölü dt. Yani 8 pi r çarpı dr bölü dt. R'miz 2 olacak. dr bölü dt'miz de işte yarıçapı saniyede 3 santimetre büyüyen bu ifade yarıçaptaki değişim hızını söylüyordu bize. O 3'müş. 3 santimetre bölü saniyemiş. O zaman ya da şuraya yapmasam olurmuş. Neyi böyle yaptım? Gerek yok. Efendim 8 çarpı pi çarpı r'si 2 büyüme hızı da 3. O zaman 48 pi santimetre kare bölü saniye. O zaman denizliymiş. 11 kebap herhalde. Yani bu f'in ikinci türevi nedir diyor. F'in birinci türevini yaptığın zaman 3x kare artı 1. F'in ikinci türevi de 6x. Böyle bir soru imiş bu. Niye buraya koymuşlar sonları bilemedim. Hocam x'in karesine göre türevini almayacak mıydık onu? Hayır. Ha, aşağıda x kare varmış ya. O Tamam. yüzden şey yaptım. İki defa türev olmuş. İki defa türev olacak Tamamdır. bu. O şekilde. Şimdi şu f'in türevini aldığında 4x eksi 1 çarpı 4 3x kare eksi 6. X'e 1 veriyorum. Böylelikle bana ne lazım? F türevi de 7'liymiş. O F3'müş pardon. F değilmiş. O zaman 2 verelim. O zaman 4 tane F'in türevinde 8, 7 mi yapacak? Eşit 4. 4 bölü 3. 12, 12 eksi 6, 6. Yani F'in türevinde 7, 6 bölü 4. Direkt istersen 3 bölü 2 yazalım. Bu F3'ü de burada bulacağız. F3. 3, 1 koyduğunuzda 1 eksi 6 artı 1'den dolayı da eksi 4 gelecek. O zaman bu ifade eksi 4 çarpı 3 bölü 2'den dolayı eksi 6 şeklinde geldi. Şimdi bu x bölü x artı 1 en azından demiş. Tabi bu güzel hoş da yalnız bu bölme olacak bizi yorar. En güzel bunu biraz daha sade yapalım. Buraya bir ekleyip çıkartalım. Yani burası bir tam böyle bir şey olsun. Bir daha düzenleyelim. Bir eksi x artı biri eksi birinci kuvvet olacak. Şimdi bunu bir takip edelim bakalım neler gelecek. F'in birinci türevini aldığında birin türevi zaten gitti. Oradan rahatladık. Eksi bir öne geçti. Şöyle yapalım ya da eksi çarpı eksi bir çarpı x artı 1'in eksi ikinci kuvveti çarpı içinin türevi. Ha, için türevinden bir şey gelmeyecekmiş. O zaman onu boşuna biriktirmeyelim. Onu kaldıralım. F'in bir daha türevini alalım. Eksi var. Eksi 1 var. Eksi 2 olacak. Kuvveti biraz alacağız. X artı 1 üzeri eksi 3. Bu ikinci türevdi. Üçüncü türev. F'in üçüncü türevinde x. Eksi var. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 çarpı x artı 1'in eksi 4. kuvveti oluyor. Şimdi bakalım. Birincisi burada eksi artıya döndü. İkincisinde eksi oldu. Üçüncüde artı oldu. Böyle bir artı eksi olacak. O zaman şöyle bir şey olamaz. Eksi 1'in kuvveti olacak. Onu bir halledelim. Sonra burada 1'de 1'e kadar, 2'de 2'ye kadar, 3'te 3'e kadar, demek ki n'de n'e kadar olacak. N faktörü olacak. N faktörü olabilir, olabilir. N eksi 1 faktörü olmayacak. Sonra kuvvete bakalım. 1'de
eksi 2 olmuş. İkinci türevde eksi 3'e kadar gelmiş. Yani bu eksi demek paydaya dönecek. Orada en iç boyut olacak. 3'te de burada n olmuş. Hayır. O zaman n artı 1. O tek eksi kuvveti de yani şu var. Tek olanlar artı, çift olanlar eksi geldiği için eksi 1 üzeri n dersek tek olan da eksi, çift olan da artı çıkar. Eksi 1 üzeri n dersen yani eksi 1 ya da eksi 1 üzeri n artı 1 dersek burada teklerde artı, çiftlerde eksi. Orada senkron kaymış oluyor. Zaten şıklarda uygun olan olduğu için ben de çok şey yapmadım. Şimdi bunu bir durduralım.